Hatırlarsınız daha önceki bir videomuzda Roma'da binlerce faşist gösterinin yapıldığı, kralın Mussolini'yi iktidara getirmesiyle sonuçlanan 1922 Ekim'inden bahsetmiştik. Bu fotoğrafta Roma'daki gösteride Mussolini'nin iktidara gelmesini görüyorsunuz. Mussolini hem başbakan seçiliyor hem de bir yıl boyunca diktatöryel güçlere sahip oluyor. Bu güçler yarı askeri yani paramiliter bir grup olan kara gömlekliler tarafından destekleniyor. Mussolini kendi güçlerini daha da fazla güç elde etmek için kullanıyor. 1923'te 1923 kara gömleklileri ulusal milis güç haline getiriyor Mussolini ve ulusal güvenlik için gönüllü milis kuvvetleri oluşuyor böylece. Bunun İtalyanca kısaltması MVSN ya da Türk harflerle söylersek MVSN. Mussolini hukuku Acerbo kanunu. Acerbo diye de telaffuz edilebilir. Acerbo kanunu olarak bilinen bir güce dönüştürüyor. Ee, bu ilginç bir kanun aslında. Çünkü herhangi büyük bir partinin %25'ten fazla oy aldığı sürece, bakın %25'ten fazla oy aldığı sürece meclisteki koltukların üçte ikisine sahip olacağını garanti ediyor. Yüzde 25 oyla meclisteki koltukların 3'te ikisini alabiliyorsunuz yani. İlginç olmasının sebebi şu. Geleneksel bir meclis sisteminde en büyük parti bile olsanız ve diyelim ki 26 oy alsanız, 25'ten fazla yüzde 26 oy alsanız yönetmek için yeterli sayıda koltuğunuz olmaz. Yani meclisteki koltukların çoğunluğunu ele geçirmemişsiniz demektir ve hükümet kurabilmek için diğer partilerle koalisyon kurmanız gerekir. Fakat bu kanuna göre oyların çoğunu kim alırsa çoğunluk olmasa da otomatik olarak çoğunluk olacaktı. Faşistlerin neden böyle bir şey yaptığını tahmin edebilirsiniz. Halk desteğinin yanı sıra kara gömleklilerin zorlayıcı taktiklerini de kullanarak %25'ten fazla oy alacaklarını düşündüler. Böylece mecliste daha fazla kontrol sahibi olacaklardı. Ama asıl ve büyük olan soru şudur. Meclis, o dönemki meclis neden bu kanunu yürürlüğe koydu? Zira o aşamada faşistler henüz büyük bir parti değildi. Mecliste çoğunlukları yoktu. Zaten kanunu geçirmek isteme sebepleri de buydu. Mecliste çoğunluğu elde etmek. Bu soru yine tarihle ilgili. Bazılarına göre insanlar faşistlerden ve Mussolini'den çok etkilenmişti o dönem. Güçlü bir liderlik istiyorlardı. Koalisyon yerine Tek bir hükümetin, tek parti hükümetinin e, harekete geçmesini, gücü kullanmasını tercih ediyorlardı. Diğer taraftan oy kullanırken kara gömlekliler de salondaydı. Yani bir diğer argüman da tehdit unsurunun oyda etkili olduğu. Sebep her ne olursa olsun Açerbo Kanunu kabul edildi. Fakat burada aslında bir ironi var. Çünkü kanunun uygulanmasına gerek kalmadı. 1924 seçimlerinde faşistler, oyların üçte ikisini aldılar. O tarihte İtalya'da birçok insan bunun hileli bir seçim olduğunu da düşündü. Faşistlerin bu kadar çok oy almasının sebebinin tehdit ve seçim sırasında yaptıkları hileler olduğunu ileri sürenler oldu. Faşistleri ve iktidara gelme taktiklerini en çok eleştirenlerden biri Giacomo Matteotti'ydi faşistler hakkında kitap yazdı ve Bakanlar Kurulu'nda iki önemli konuşma yaptı. Konuşmalarında faşistlerin yozlaşmasından ve şiddetinden bahsediyordu. Konuşmalarından birkaç gün sonra Kara Gömlekliler Matteotti'yi öldürdü. Kara Gömlekliler feci bir şekilde Matteotti'yi öldürdü. Bu da Mussolini'yi en azından bir süreliğine çıkmaza sokmuş oldu. Mussolini cinayeti işleyen bir eşkıya gibi görünmek istemiyordu. Zaten Mussolini'nin cinayetlerle ilgisinin olup olmadığı kesin değildir. Fakat kesin olan şey taraftarlarının bu cinayetleri işlediğidir. Giacomo Matteotti'nin öldürülmesine karşı çıkmak için tüm Sosyalist Parti meclisi protesto etti. Bu da 20. yüzyılda Aventin ayrılması ya da Aventin ayrılığı, Aventin bölünmesi olarak bilinir. İngilizcesi Aventin Secession. Ee, biz Türkçe eleştirirsek bunu Aventin ayrılığı, e, Aventin bölünmesi diyebiliriz. 2500 yıl önceki Roma zamanına gidersek aslında referansı orada bulacağız. O zamanlarda 2500 yıl öncesinin Romasında avam tabakanın yönetimden ayrıldığı ve Aventin tepesine gittiğini görürüz. O yüzden bu buna Aventin ayrılığı denir. Aventin ayrılığının Aventin bölünmesinin ismi de işte buradan geliyor. Sosyalistler Meclisi protesto ederek kralı Mussolini'yi atmaya ikna edeceklerini düşündüler. Mussolini de o sırada ne yapacağını bilmiyordu. Tüm bunların ötesinde kara gömlekliler de ona "Durumu kontrol altına almazsan, güçlü bir lider olamazsan biz sensiz devam ederiz. Seni bile deviririz bay Mussolini." diyorlardı. 1925'in başlarında Mussolini o ünlü Ocak konuşmasını yapar. 1925 Ocak konuşması. Bu da Mussolini'nin mutlak diktatörlüğünün resmi başlangıcı olarak kabul edilir. Mussolini'nin gücünü bir şekilde azaltan Aventin bölünmesinden sonra kral Mussolini'yi kovmadığı için aslında gücünü arttırmış oldu. Mussolini bunu bir bahane olarak kullandı. Tüm bu bakanlar meclise gelmemeye karar verdi. Koltuklarından vazgeçtiler demiş oldu. Aynı zamanda İtalyan Sosyalist Partisini yasakladı kara gömleklileri destekledi. Onlar adına sorumluluk aldı. Ama Matteotti cinayeti için doğrudan sorumluluk almadı. Güç ve şiddetin İtalya halkına nasıl istikrar sağlayacağı konusunda klasik Mussolini stilinde biraz karışık bir argüman sundu. Mussolini hiç süphesiz karizmatikti ve mükemmel bir konuşmacıydı yani çok iyi bir hatipti. Bu da ona ihtiyacı olan kontrolü veriyordu. 1925'in sonlarına gelindiğinde Noel Arifesi Kanunu çıkartıldı ve bu kanun Mussolini'nin gücüne sınırlama getirmedi. 1926'lara geldiğimizde Mussolini taraftarı faşistler İtalya'nın mutlak hakimi oluyorlar. 1926'da diğer partileri yasaklıyorlar. Diğer partileri yasaklıyorlar herhangi bir kurum veya mecliste rol almak isteyen insanları faşist partiye üye olmaya zorluyorlar. Yani faşist partiye üye olmadan aslında hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Siyaset yapamıyorsunuz, bir kuruma giremiyorsunuz, meclise giremiyorsunuz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Basını etki altına almaya çalışıyorlar. Çok güçlü bir polis devleti kurma çabası içerisindeler. Nazilerle ilgili işlediğimiz konu aslında bununla çok paralellik arz ediyordu hatırlarsınız. Ve bu bir tesadüf değil. Hitler Mussolini'yi destekliyordu. Mussolini'nin Roma yürüyüşü Hitler'i 1923'te bir ane darbe girişimini yapmaya teşvik etti. Mussolini'yi iktidara getiren taktiklerin çoğunu ondan 7 yıl sonra iktidara gelen Hitler'de de görüyoruz.